Tevrat'ta Allah sevgisi. Kur'an'da bildirildiği gibi İncil, Tevrat, Zebur ve Hazreti İbrahim'in sayfaları, geçmişte yaşamış olan peygamberlere indirilmiş kitaplardır. Bu kitapların bir kısmı yok olmuş, bir kısmı da tahrif olmuş veya değiştirilmiştir. Fakat buna rağmen içlerinde hak dine ait birçok gerçek ve doğru izah yer almaktadır. Müslümanlar bu kitapları Kur'an'a ve sünnete göre değerlendirip, ayetlere ve hadislere uygun olan izahların doğru olduğuna hüsnüzan ederler. Tevrat'ta Kur'an ayetlerine ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine uygun birçok izah bulunmaktadır. Tevrat'ta Allah sevgisiyle ilgili de birçok hikmetli söz vardır. Allah'ınız Rabbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün dilinizle seveceksiniz. Allah'ınız Rab kendisini bütün yüreğinizde, bütün canınızda sevdiğinizi anlamak için sizi sınamaktadır. Allah'ınız Rab sizden ne istiyor? Yalnız ne istiyor? Allah'ınız Rab'den korkun, onun yollarında yürüyün, onu sevin, bütün yüreğinizde, bütün canınızda ona kulluk edin, üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun. Ey göklerin Allah'ı Rab, yüce ve görkemli Allah, seni sevenlerle, buyruklarına uyanlarla yaptığın anlaşmaya bağlı kalırsın. Ey her şeye egemen Rab, ne kadar severim konusunu. İçim çekiyor, yüreğim bütün varlığım sana, yaşayan Allah'a sevinçle haykırıyor. Rabbi seviyorum. Yaşadığım sürece ona sesleneceğim. Bugün size Allah'ımız Rabbi sevmeyi, yollarında yürümeyi, buyruklarına, kurallarına, ilkelerine uymayı duyuruyorum. Öyle ki Allah'ımız Rabbi tarafından insanasın. Rabbi sevenler kütükten kütsiniz. O sadık kullarının canını korur, onları kütlerin elinden kurtarır. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki biz Tevrat'ı içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin yöneticiler Rabbaniyun ve yüksek bilginler de Ahbar Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahitler olduklarından onunla hükmederlerdi.